Şeyden Bence yazık kuruluşundan olur. önce, yani 1913 yılından önce bir Amerika'da bir merkez bankası yok. Merkez Bankası'nın kurulması da bu küresel sermaye eliti, işte faiz lobisi vesaire gibi isimlerle anılan bir sermaye elitinden bahsediyoruz ya. Bunların eliyle oluyor. Amerika'da birçok iktisatçıya göre, iktisat tarihçisine göre bu bankerler tarafından speküle edilerek oluşturulan bir kriz 1900 yılında çıkarılıyor. Ve bu krizin ardından Amerikan Kongresi'ne baskı yapıyorlar. Diyorlar ki bir merkez bankası kuralım ki bir daha böyle bir şey olmasın. Buna bugünkü modern şeyde, yani Milton Friedman'ın iktisatçı deyimiyle şok terapi deniyor. Bir şok yaşatıyorsun, sistemini yeni alternatifini getiriyorsun. Kongrede itiraz ediliyor, Woodrow Wilson başkan seçim kampanyası şey destekleniyor, para veriyorlar vesaire iktidara getiriyorlar. En sonunda onaylatıyorlar ve Fed'i kuruyorlar. Para tabanı diye bir şey vardır. Dolaşımdaki para miktarı artı kredi alacakları eşittir para tabanı. Ve bunun altın rezervlerinizle bir devletin para tabanı, altın rezervlerinin birbirine denk olması lazım, teğet olması lazım. Eğer bunun arasında makas açılırsa o piyasa artık manipüle edilmiş bir piyasadır. Ve o 71'den 73'e kadar olan süre içerisinde fiyatlar uçmaya başlıyor. Uçmaya başlıyor. Baktıklı bakıyorlar olacak gibi değil bu iş. Diyorlar ki ne yapalım? Türev kontratları. Kağıt altın ve kağıt gümüş diye bir kavram vardır. O dönem icat ediliyor. Paper gold, paper silver diyorlar bugün. Yani adında bile zaten ne kadar anlamsız olduğunu göreceksin. Bak niye biliyor musun? Diyor ki bunu Goldman Sachs, Bear Stearns şimdi kapandı. Onun yerine JP Morgan devam ettiriyor. Gümüş üzerinden. Gibi devasa bulyum bank, Finans yani şirketleri, külçe evet. bankaları. Bunlar dünyada altın fiyatlarını, kıymetli maden fiyatlarını bunlar Derecelendirme belirler. kuruluşları, evet. Bunlar diyorlar ki kontratlar yapacağız. Bunlar türev kontratı deniyor. Yani altından türetilmiş. Altın falan değil yani. Gümüşten, o yüzden türev lafı oradan geliyor. Türetiliyor. Yani benim elimde diyelim ki nasıl olsun bir birim altın var. Mesela bir kilo altın var diyelim. Benim elimde 100 kilo altın varmış gibi davranarak ben kontrat yazıyorum ve dağıtıyorum piyasaya. Ve ne yapıyorum? Elimde olmayan bir altını, 100 kilo yok ki bende, 1 kilo var. Piyasaya kontrat olarak dağıtıyorum. Diyorum ki ben sana şunu bir yıl sonra belli vadelerle kontrat olarak satıyorum. Mesela siz bu şeyde bankadan altın alın. Altın gerçeğini almıyorsunuz, fizikisini almıyorsunuz ya. Bu da ona benzer bir şey. Türev kontratlarıyla satıyor kıymetli madeni. 100 kilo altın sat. Ama ortada altın yok. Şimdi iktisatta temel bir kural vardır. Eğer arz artarsa ve talep aynı oranda artmıyorsa, ona nispeten düşüyorsa aynı nispette fiyat düşer. Altın ve gümüş fiyatlarını birdenbire dibe düşürüyorlar. Ve bu 1971'den beri altın ve gümüş fiyatları baskılanıyor. Gerçek değerinin çok 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 altında. Birazdan gerçek değerinin ne olduğunu da söyleyeceğim. Onu dün gece güncel rakamlarla oturdum hesabını da yaptım. Rakam da vereceğim, çok şaşıracaksınız. Bu kaos görüntüleri bugün bize Venezuela gibi yerlerden gelen kaos görüntülerini yani bu Kimse korkutucu düzgün, gelebilir ama bu evet. dünyanın her Genelinde de yerinde yansıyabilir. yalnız Amerika'da Arizona eyaletinde 2013 yılında Phoenix'te bir askeri tatbikat yapılıyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Tanklar sokaklara iniyor, helikopterler falan. Ama bunun bir öncesinde Arizona Eyalet Meclisi'nde şu tartışılıyor. Para sistemini biz altın ve gümüşe geçsek. Şu an eyaletler ciddi eyalet meclisleri yani merkezi Fed sisteminden ayrılıp kendi para sistemlerine geçmenin tartışmalarını yapıyor. Ve bunun üzerinde zaten 2013'teki tatbikat Amerika diyor ki Pentagon bir savaş oyunu yapıyorlar. Eğer Amerika'daki bir eyalet Amerika'dan ayrılmak isterse ne olur? Üzerine bu tatbikat gerçek. Amerika'da bile bu kadar böyle bir kritik durum var. Ve oradaki fiyat para sistemi, hayali havadan üretilen para düzeni Amerikan anayasasına bile aykırı. Anayasasında var. Evet sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar. Yeni bir haberim var mı da yine birlikteyiz. Bugün çok önemli bir misafiri ağırlayacağız. Sayın Hamza Yardımcıoğlu. Aslında tabii Hamza Yardımcıoğlu diyorum ama benim de çok 20 yıla yakındır arkadaşım kendisi. Hamza dersem de o yüzden Gökçen Bey niye Hamza diyor derseniz şaşırmayın. Çünkü çok eski arkadaşım. Çok önemli kitaplar var tabii. Sıfır Noktası, Bir Solukta Evrenin Resmi Tarihi, Nuh'un Küresi, Kutsal Klon ve Köleler ve Efendiler kitaplarının yazarı kendisi. Çok önemli bir isim. Televizyon programları yaptın tabii. Bu konularda çok önde Belgeseller gelensin. yaptım. Belgeseller yaptın. Ben bu kitabı okudum. Burada Köleler ve Efendiler kitabı var.
Çok önemli bir kitap aslında. Bugün biz doları işleyeceğiz. Doların tarihi seyrini işleyeceğiz. Bu konuya ilişkin önemli eserlerden biri bu. Ben keyifle okudum. Yazımı da çok güzel. Akıcı bir dille anlatılmış. Arkadaşımdır diye söylemiyorum ama gerçekten güzel. Bu da kitabın İngilizcesi. Masters and Slaves. Amerika'da şu anda satışta. Amerika'da bizi izleyenler varsa kitabın İngilizce baskısını da oradan alabilirler. Hamzacığım çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Koştun geldin her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Dolar, Türkiye dolarla yatıyor, dolarla kalkıyor. İnsanlar haksız da sayılmaz aslında. Yani bugün biz haber merkezinde sürekli olarak işte gözümüz dolarda, Tahtakale'de ne oluyor, ne bitiyor diye. Sadece bizim değil tabii Türkiye'nin gözü dolarda. Bizi izleyenler de eminim diyorlar ki ya dolar ne olacak, nereye gidiyor? Ya biz niye doları konuşuyoruz? Niye doları konuşmak zorundayız? Yani Türk lirasını niye konuşmuyoruz? Rubleyi niye konuşmuyoruz? Evet. Dinarı ya da manatı niye konuşmuyoruz? Biz doları konuşuyoruz. Bunu bugün Türkiye'deki en seçkin isimlerinden biri anlatacak. Hamza Yardımcıoğlu anlatacak. Ve tabii sen bu işin background'unu en iyi bilen isimlerden birisin. Biz istersen sen de şöyle bir geriye gidelim. Bir paranın tarihinden, doların tarihine girelim istiyorsan senle. Çünkü senin bu alandaki çalışmalarını zaten takdire şayan. Çok teşekkür ederim sunumun için Gökçen. Çok onur ettin beni. Ayrıca estağfurullah yani bu kitaplar bir de bunların bir de burada olmayanları da var değil mi? Çeviri kitaplar var. Çeviri kitapların da var. Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi Gökçen bu para meselesini hep televizyonlarda yüzeyde çırpınarak anlamaya, izlemeye çalışıyoruz insanlar. Ama bu meselenin bir derinliği var. Derine inmek lazım. Yani buzdağının sadece küçücük görünen bir yüzeyi var suyun üzerinde. Dibe dalıp baktığımız zaman orada çok daha büyük, devasa, bambaşka bir hikaye var. Amerikalı ünlü ekonomi uzmanı Mike Maloney diyor ki bu küresel para sistemi için, mevcut bugünkü sistem için. Çünkü bu sistem birçok kez değişti tarihte. Onlara bakacağız. Bu küresel fiyat, ismi fiyat, yani iradi diye Türkçe söylüyoruz. Fiyat para sistemi insanlık tarihindeki en büyük dolandırıcılıktır diye bir tanımlama yapıyor. Bugünkü dolar sistemi için. Gerçekten de haklı bu tanımlamada. Niye haklı? Şimdi tarihe baktığımız zaman binlerce yıl boyunca insanlar para olarak altını ve gümüşü kullanmışlar. Bu uzun süre bu şekilde binlerce yıl devam etmiş. Ta ki geliyoruz işte 1789'da Fransız ihtilal olduktan sonra işte orta sınıfın ortaya çıkması vesaire bu endüstri devrimini tetikleyen bir sürece gidiyor. Hatta bugünkü devletlerin yapılan o krallıkların yıkılması, işte devletlerin, ulus devletlerin kurulması bir çağ değişimi, hatta aydınlanma çağı denir. 1789 sonrası için okulda, evet, tarih kitaplarında böyle yazar. Aydınlanma çağı, illumination çağı diye geçer. Şimdi bu endüstri devriminin öncesinde ve sonrasında birkaç kere uygulanmış fiyat para deneyleri var. Bu yani bugün bizim kullandığımız sistemin 1971'den beri gelen bir sistemdir bu. Örnekleri var. Daha da geride de var. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Yani senin söylediğin şu, yani bu para sistemleri birileri tarafından deneniyor ve bu sistem tüm dünyaya hakim kılınıyor. Hakim. Birilerinin istediği bir şey bu. Birilerinin istediği, ama o tanım bir getirdim ya az önce bir alıntı yaparak Mike Maloney'den. İnsanlık tarihinin en büyük dolandırıcılığı. Bu daha önce denendiği, tarihte denendiği örneklere baktığınız zaman hep yereldi. Çin'de Yuan Hanedanlığı döneminde denendi. İşte endüstri devrimi öncesi sonrasında Avrupa'da denendi. İşte İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, en yakın dönemde, yani bundan bir öncekinde Weimar Almanya'sında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve bunların hepsi istisnasız olarak hiperenflasyon yaşayarak çöktü. Çünkü fiyat para sistemi, yani iradi para sistemi çökmeye mahkum bir sistemdir. İçindeki mekanizmaları itibariyle. Peki bu ne demek? Onu bir söyleyelim istersen, açıklayalım. Lütfen. Şimdi para altın ve gümüş olarak geldi, devam etti diyoruz ya. 1913 yılına kadar, işte 13'te bu Fed'in kurulması, dolar standardının kısmi dolar standardına dönüştürülmesi. Paralar basılıyor altına gümüşe karşılık. Şeyden 1913'ten sonra kısmi, yani mesela diyelim ki elinde 100 birim altın var senin. Diyorsun ki benim 160 birim altının varmış gibi para basacağım. Ve öyle davranıyorsun. Aslında olmayan bir şeyi piyasaya fazladan sürmüş oluyorsun. 1944 bu ikinci kırılma noktasıdır. Tarihte ben 3 tane şey kırılma noktası olarak bir şey koyuyorum. Birisi 1913 Fed'in kuruluşu. 1944
bu sistem daha farklı bir şeye dönüşüyor. Dolar standardından, altın standardından dolar standardına geçiyor. İşte bizim bugün burada konuşmamızın sebebi de o 1944'teki olaydır. Dolar, dünyanın dolar standardı denilen bir para sistemine geçmesi. O da şöyle oluyor. Şimdi İkinci Dünya Savaşı yaşanmış, bitmiş ve Avrupa'daki ülkeler, tabii bir Rusya komünizm tehdidi var, Sovyetler işte altınları birçok ülke Amerika'ya taşıyorlar. Amerika'da Fort Knox'ta korumaya altına alınıyor. Ve Bretton Woods'ta bu İkinci Dünya Savaşı'nın müttefik ülkeleri, 44 ülke, kendi ülkelerinin ortak döviz rezerv biriminin dolar olmasını karar veriyorlar orada. Bütün dünyadaki ortak döviz rezerv birimi dolar ve bütün paralar dolar üzerinden hesaplanacak. Dolar ise bir ons altın eşittir 35 dolar diye sabitlenecek. Bu bir ölçü olarak kabul ediliyor. Yani dünyanın bütün ülkelerinin parası dolara sabitleniyor. Dolar da 35 dolar eşittir, yani bir ons altın eşittir 35 dolar diye sabitleniyor ve sistem bu şekilde gidiyor. Bu pardon, lafını kesiyorum. Yani 1944 yılında şunu söyleyelim o zaman izleyicilere. Yani niye tüm dünya doları konuşuyor? Niye tüm dünyada dolar tek geçerli para birimi? İşte 1944 yılında Hamza'nın dediği gibi Bretton Woods anlaşmasıyla, meşhur Bretton Woods konferansıdır. Para tarihinin önemli olaylarından bir tanesidir. Tüm dünya para birimlerini 1 dolara eşitliyorlar. Evet. Dolara eşit. Dolara, tabii dolar döviz rezerv birimi olarak. Yani mesela ticaret yapıyorsunuz. Bak, bu petrodolar sisteminin en sağlamlaştırılma adımıdır. Temel taşına geri gidip baktığın zaman Aramco şirketinin kuruluşuna gider. Yani Arap Amerikan Petrolleri şirketi. Kurucusu da Henry Kissinger'dır zaten. Yani bu devlet kuruluşudur. Ve dünyada bütün petrol fiyatları, yani enerji, dolar üzerinden fiyatlandırılmış. Hala da bu sistem devam ediyor ama çökme noktasına geldi. Yani bir sürü bugün işte bu Çin'deki yuan kontratları, Rusya, birazdan konuşacağımız mesele. Evet. Ama işin bir temelini anlayalım. Şimdi bu 1971 yılına kadar bu sistem devam ediyor. Petrodolar sistemi. Altını, yani dolaylı olarak diskalifiye ediliyor ama hala sistemin içerisinde altın ve gümüş var. Hatta o resimlerde örnek olarak koyabiliriz. O çok önemli. Yönetmenimizden isteyelim o resimleri tekrar. Şimdi Amerika'da gelmek üzere. Tamam. Fed'in kuruluşundan önce, yani 1913 yılından önce bir Amerika'da bir merkez bankası yok. Merkez Bankası'nın kurulması da bu küresel sermaye eliti, işte faiz lobisi vesaire gibi isimlerle anılan bir sermaye elitinden bahsediyoruz ya. Bunların eliyle oluyor. Amerika'da birçok iktisatçıya göre, iktisat tarihçisine göre bu bankerler tarafından speküle edilerek oluşturulan bir kriz 1900 yılında çıkarılıyor. Ve bu krizin ardından Amerikan Kongresi'ne baskı yapıyorlar. Diyorlar ki bir merkez bankası kuralım ki bir daha böyle bir şey olmasın. Buna bugünkü modern şeyde, yani Milton Friedman'ın iktisatçı deyimiyle şok terapi deniyor. Bir şok yaşatıyorsun, sistemini, yeni alternatifini getiriyorsun. Kongrede itiraz ediliyor, Woodrow Wilson başkan, seçim kampanyası destekleniyor, para veriyorlar vesaire, iktidara getiriyorlar. En sonunda onaylatıyorlar ve Fed'i kuruyorlar. Fed kurulmadan önce Amerika'da bir merkez bankası yok. Hatta merkez bankasına karşı çıkmışlar. Çünkü nihai sonucu köleleştirecek. Parayı siz merkeze toplarsanız o parayı idare edenler. Mayer Rothschild'ın bir lafı var. Diyor ki bana ülkenin, bir ülkenin parasını verin. Evet, parasını ben üreteyim diyor. Kanunları kimin yazdığı umurumda değil diyor. Fed başkanı, eski başkanlardan Alan Greenspan'ın bir meşhur bir lafı var. Yani meşhur derken öyle güzel bir laf olduğu için, ya akla zarar bir laf olduğu için. Bir televizyon röportajında şöyle bir cümle sarf etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani ödeyemeyeceği bir borç yoktur. Çünkü biz istediğimiz kadar para basabiliriz. Evet. Yani birinci fotoğraf aslında bu bahsettiği de aslında evet, öyle dediği kadar kolay bir şey değil. O neden öyle olmayacağını da anlatacağız da. Şimdi ilk Amerikan paraları işte bu. Evet. Yani 1775 yılından önce Amerika'da bir şey yok. Dolar diye bir para birimi yok. Bankalar kendi paralarını basıyor. Her bankanın kendi parası var. Kağıt parası. Mesela diğer resimlerden de tek tek gidebiliriz. Diğer resimlerden örnek görmek için. 1795 ilk dolarlar işte. Mesela bunlar 1804 gümüş. 1804 özgürlük yazıyor. Evet. Yani ilk gümüş paralar bunlar. Zaten para budur yani. Altın ve gümüştür. Evet. Mesela bu kağıt para olarak kalmış ama bu da para yerine geçen. Niye? Çünkü bu da altına ve gümüşe dayalı olarak sertifika. Ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Evet. Gökşen. Diyelim ki sen
kuru temizlemeciye gittin. Yalnız bu piramidin o şey en üst... Ya zaten şey, Amerika'nın kurucu babaları biliyorsun. Yok, o üst Masonik, piramitteki evet, en şey göz yok bunda. Daha gelmemiş. Daha temel çünkü kurulmamış. Temel. Şimdi ceketini kuru temizlemeciye götürüyorsun. Ve onun karşılığında sana bir fiş veriyor. Diyor ki bu fişi yarın getir, ben sana ceketini teslim edeceğim diyor. Sen o fişin herhangi bir değeri var mı? Bir kağıt yani, hiçbir şey yaramıyor. Ama onun karşılığında o ceketi alacaksın. Orada esas değere sahip olan ceket. Fiş sadece onu temsil eden bir şey. Bu, bakın bu dolar da öyle. Mesela bak eski evet. dolarlarda one silver dollar diyor. Bir gümüş dolar diyor. Evet. Mesela bir ötekine gelin bu gümüşe dayalı. Yani bir silver certificate diyor. Bak bir geri evet. tekrar gelelim mi? Geri çok önemli ifadedir. Üzerinde göstermek. Evet. Silver certificate. Gümüş sertifikası. Gümüş bu şu demek. Ben bunu bankaya götürdüğüm zaman bunun karşılığında gümüş alacağım. Bu gümüşü temsil ediyor. Mesela bir sonrakine bakalım. O da altın sertifikası. O bir sonraki resimde. Mesela burada da bu gold certificate'tı. Evet, yani bu para sistemi normalde altın standardı olduğu zaman bu şekilde işliyor. Bu 1775'ten önce yani dolar diye bir Amerika'da çünkü biliyorsun iç savaş vardı. Eyaletler evet. farklıydı. Her banka kendi parasını basıyordu. Normalde de bunda bir gariplik de yok. Yani illa bir merkez bankası olması gerekmiyordu. Banknot diyoruz ya. Banknot kelimesi de oradan gelir. Banka notu. Her banka bir not veriyor sana. Onun karşılığına götürüyorsun. Altın veya gümüşü alabiliyorsun ve bunlar ticarette kullanılabiliyordu. Şimdi geldik işte 1913 Fed'in kuruluşu. Ondan sonra 1944 Bretton Woods anlaşmasında sistem değişti. Değil mi? Para sistemi değişti. Değişiyor. 71 yılına kadar devam etti Bretton Woods sistemi. Ta ki Richard Nixon, o da dönemin Amerikan evet. başkanı çıktı dedi ki ben bundan sonra doların altınla bağını koparıyorum kardeşim. Altına karşılık basmayacağım. İstediğim kadar iradi olarak para basacağım dedi. Nixon da ben Amerika'nın en karanlık, başkanlarından biridir. Amerika'da başkanda kalmak için şeyi de çok kullanmıştır Nixon da. Yani evet. şey güçlerini, istihbaratı da. O Watergate skandalları çok önemlidir yani evet çok. Ondan sonra böyle olunca Bretton Woods Anlaşması o 1944'te imzalanan feshedildi resmi olarak ama fiili olarak devam etti. Bugün hala devam eden bir sistemdir. Şimdi öyle olunca ne oldu biliyor musun? 71'de bu doların altından, gümüşten bağ koparıldığında. Bak dolar diyorum bu dünya parası olarak kabul et. Çünkü ortak rezerv birimi olarak kabul edilmiş, kullanıma girmiş. Yani ne kadar anlaşma feshedilse de fiili olarak devam ediyor. Ve petrodolar sistemi, enerji fiyatları, petrol bunun üzerinden fiyatlandırılıyor ve dünyada böyle işlem görüyor. Dünya ticareti onun üzerinden yapılıyor. Yaptığın her ticaret, yani Çin ve İran diye ticaret yapsın, dolar üzerinden para Amerika'ya gider, Amerika'da valör bekler bir gün. Yani dünya ticaretinin de merkezi oluyorsun. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun? Şeye, paraya güven kayboluyor. Yani kağıt basıyorsun. İnsanlar altına ve gümüşe hücum etmeye başlıyor 1971'den sonra. Ve çünkü altın, gümüş fiyatları... elindeki paranın karşılığı altın ve tabii, gümüş olmaktan yani çıktığı devlet, için. Evet. Bir devletin iradesi var. Yani. Orada bir devleti yoksa artık o elindeki kağıdın hiçbir anlamı yok. Ama altın ve gümüş öyle değil de dünyanın her yerinde geçerli paradır. Herhangi bir devletin iradesine ihtiyaç duymaksızın geçerli paradır. Böyle olunca fiyatlar fırlamaya başlıyor. Ve ne yapıyorlar? Altın ve gümüşün para tabanı diye bir şey vardır. Dolaşımdaki para miktarı artı kredi alacakları eşittir para tabanı. Ve bunun altın rezervlerinizle bir devletin para tabanının altın rezervlerinin birbirine denk olması lazım, teğet olması lazım. Eğer bunun arasında makas açılırsa o piyasa artık manipüle edilmiş bir piyasadır. Ve o 71'den 73'e kadar olan süre içerisinde fiyatlar uçmaya başlıyor. Uçmaya başlıyor. Baktıklı bakıyorlar olacak gibi değil bu iş. Diyorlar ki ne yapalım? Türev kontratları. Kağıt altın ve kağıt gümüş diye bir kavram vardır. O dönem icat ediliyor. Paper gold, paper silver diyorlar bugün. Yani adında bile zaten ne kadar anlamsız olduğunu göreceksin. Bak niye biliyor musun? Diyor ki bunu Goldman Sachs, Bear Stearns şimdi kapandı. Onun yerine JP Morgan devam ettiriyor. Gümüş üzerinden. Gibi devasa bulyum bank, yani külçe evet. bankaları. Bunlar dünyada altın fiyatlarını, kıymetli maden fiyatlarını değil bunlar belirler. Evet. Bunlar diyorlar ki kontratlar yapacağız. Bunlar türev kontratı deniyor. Yani altından türetilmiş. Altın falan değil yani. Gümüşten, o yüzden türev lafı oradan geliyor. Türetiliyor. Yani benim elimde diyelim ki nasıl olsun bir birim altın var. Mesela bir kilo altın var diyelim. Benim elimde 100 kilo altın varmış gibi davranarak ben kontrat yazıyorum ve dağıtıyorum piyasaya. Ve ne yapıyorum? Elimde olmayan bir altını
100 kilo yok ki bende, 1 kilo var. Piyasaya kontrat olarak dağıtıyorum. Diyorum ki ben sana şunu bir yıl sonra belli vadelerle kontrat olarak satıyorum. Mesela siz bu şeyde bankadan altın alın. Altın gerçeğini almıyorsunuz, fizikisini almıyorsunuz ya. Bu da ona benzer bir şey. Türev kontratlarıyla satıyor kıymetli madeni, 100 kilo altın sat. Ama ortada altın yok. Şimdi iktisatta temel bir kural vardır. Eğer arz artarsa ve talep aynı oranda artmıyorsa, ona nispeten düşüyorsa, aynı nispette fiyat düşer. Altın ve gümüş fiyatlarını birdenbire dibe düşürüyorlar. Ve bu 1971'den beri altın ve gümüş fiyatları baskılanıyor. Gerçek değerinin çok 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 altında. Birazdan gerçek değerinin ne olduğunu da söyleyeceğim. Onu dün gece güncel rakamlarla oturdum, hesabını da yaptım. Rakam da vereceğim, çok şaşıracaksınız. Bunun 71'den sonra bu şekilde yaptılar bunu. Bu şekilde manipüle ettiler bu türev kontratlarıyla. Ama bunun daha öncesinde 1929 yılında Amerika'da bir büyük buhran denilen bir kriz yaşandı. Devasa bir ekonomik kriz yaşandı. Bütün dünyayı etkiledi. Wall Street'in çökmesiyle. Ondan sonra o kadar zor yıllar geçirdiler ki, yani böyle bir senede falan atlatılmış bir şey değildir. Amerika'dan bahsediyoruz. Amerika'daki bir buhrandan bahsediyoruz. Öyle yani sadece Türkiye kriz ya da 3. Dünya krizi falan filan. Amerika'dan da krizden bahsediyoruz. Çok önemli bir nokta. Yani şimdi Amerika'nın bir düsturu var. Yenilmez, yıkılmaz. İşte yani hiçbir şey olmaz. Böyle bir ülke yok. Asıl böyle bir Amerika'nın yıkımının ayak seslerini biz duyuyoruz da şu anda sinyalleri var. Şu temel meseleleri bir anlayalım, ondan sonra hepsine geçeceğiz. Evet. Grafiklerde öyle şok edici bilgiler var ki, bomba gibi, onları da konuşacağız. Şimdi 1929'dan sonra o 33 yılına kadar bakıyorlar ki bu şekilde olacak değil. Yine kıymetli madenlere hücum var. Bu para yine, çünkü orada da %100 bir fiyat para yok orada. Kısmi fiyat uygulanıyor ama yine de insanlar devleti o kadar zor duruma düşürecek bir şekilde kıymetli madenlere yönelme var ki. Bu Amerika'nın tarihinde, ulusal tarihinde bir utanç vesikasıdır. O resmi de hatta numarası kaçtı numara söyleyeyim. Kaç numara resim? Yönetmenimiz onu isteyelim. Amerika'da... 6 numaralı resmi alabilir miyiz? 6 numaralı resmi... Bakın bu 1933 yılında Amerika'da New York Times gazetesinde yayınlanan bir kanun bildirisi. Burada diyor ki, 1 Mayıs 1933 tarihinde bütün altın para, coin dediği bozuk paralar var ya, paralar. Ondan sonra külçeler, ondan sonra sertifikalar. Bu altınla alakalı bütün, yani fiziki olan altınlar ve sertifikalar da dahil olmak üzere getireceksiniz, devlete vermek zorundasınız. Federal Rezerv Sistemi'ne veya Federal Rezerv Sistemi'nin yetkilendirildiği bankalar teslim etmek zorundasınız diye bir kanun çıkarıyorlar ve bunun kanunun çıkarıldığı tarih de Nisan'a denk geliyor. Yani Nisan ayı, bir ay içerisinde bütün altın, gümüş, elinizde ne varsa getirin diye. En altta da ne yazıyor biliyor musunuz? Criminal penalties diye, bu suç cezai yaptırımları eğer ihlal edilirse. Evet. $10,000 para cezası, ki $10,000 o dönemin korkunç bir para. Düşün, altının şeyi yani $35'ın daha da altındaydı. 44 öncesi yani. Bugün $1,300. Nereden dedi? Farka bak. Yani bugünün $100,000'ından fazla, $10,000 dedi. Hatta ne $100,000? $500,000. Devasa o dönem ödenemeyecek para. Veya diyor 10 years imprisonment. 10 yıl hapis cezası. Ya diyor bana altınını getireceksin. Bak 1933 yılı. Ya da sen 10 yıl o parayı verme kimsenin şeyi yok. Şansı yok. Evet. Ya da 10 yıl hapis yatırım diyor. Ve bütün halkının elindeki altın ne kadar kıymetli madem varsa Amerika bunu topluyor. Bak, bu Amerika'da yaşanmış çok bir şey. Enteresan. Ve ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim çok şimdi. Çok enteresan. Ve buna benzer uygulama yakın dönemde Amerika'da ve dünyanın farklı ülkelerinde gündeme gelebilir. Ama niye gelebilir? Onu da birazdan konuşuruz. Çünkü dünya korkunç, devasa bir küresel batışın, para sistemin çöküşün eşiğinde. Bunun sinyallerini görüyoruz. Hatta bunun öncü dalgalarını da görüyoruz. Onları grafikler üzerinden, veriler üzerinden anlatmak istiyorum. Böyle afaki konuşmak istemiyorum. Bu da çok önemli. Yani bu, yani şimdi Amerika'da getir kardeşim diyor, yastık altında, sağda solda, evinde tuttuğun ne kadar altın, gümüş varsa gel diyor bankalara teslim et, yoksa seni yakarım diyor. Yani şimdi bak, burada fiyat para üretiminde, yani bugünkü 71'den sonraki nasıl üretiliyor? Fiyat demek Latince bir kelimedir. Olsun demek. Latince'de. Evet. Birileri paraya olsun diyor. O da hemen olu veriyor. Yani bir illüzyon var orada. Aslında para falan olduğu yok yani. Bir illüzyon var, bir sihirbazlık var. Şimdi
Bir düşünce deneyi yapalım hep beraber, yani bizi izleyenler de dahil olsunlar buna. Fiyat para sisteminde para nasıl üretilir? Yani bu kullandığımız paralar var ya, bu nereden geliyor? Ona bakalım. Yani Şimdi bu basılan şeylerin, o senin ifade ettiğin gibi artık Amerika'da ne yaptı? Doların evet. karşılığı altın ve gümüş olmaktan çıkartıldı. Sadece kağıt olduğu. Sadece Amerikan devletinin iradesini, ama bu sadece Amerika'da değil, bak bunu da söyleyelim. İşte Bu onun altını 71'den çizelim. sonra bütün dünyada Dünyada evet. uygulanmaya başladı. Yani. Zaten bunun ortak döviz rezervi olmasından ötürü bu adamın bastığı fiyat para ve dolayısıyla yarattığı para tabanından gelişmelemeden kaynaklanan enflasyon otomatikman diğer ülkeleri de zaten vuruyordu. Onlar da diğerleri para basmaya başladı. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi bir düşünce deneyi yapalım. Bak, çok enteresan bir şey çıkacak belki de. Diyelim ki Türkiye üzerinden örnek verelim. Türkiye'de diyelim piyasada 1 lira para olsun. Bütün para 1 lira. Başka hiçbir para yok. Sadece 1 lira para var. O para nereden geldi? Hükümet Merkez Bankası'na tahvil veriyor. Tahvil ne demek? Bir faizli borç senedidir. Faizli borç senedi. Merkez Bankası da onun karşılığında 1 lirayı piyasaya basarak 1 lirayı piyasaya kredi olarak veriyor, borç olarak veriyor. O 1 lira piyasaya geliyor. Şimdi bu 1 lira piyasada dolaşında. Net rakam anlaşılır olsun diye bir diye basit şeyde örnek veriyorum. Peki o zaman ortada 1 lira dolaşında para varsa ve bu tahvil kaynaklı üretilmişse, bu tahvilin faiz de diyelim ki 1 lira olsun. Küsurat olmasın diye ona da düz 1 lira diyorum. Onun da 1 lira faizi var. O faizi hangi parayla ödeyeceğiz? Hangi parayla? Yok, öyle bir para yok. Bunun için tekrardan hükümet Merkez Bankası'na tahvil vermek zorundadır. Yeni bir tahvil verir, 1 liralık daha. Ama piyasada 2 lira olur. Ama yeni verdiği tahvilin de faizi vardır. 2 lira piyasada dolaşımdayken 2 lira faiz ortada. Bunu tekrar tekrar devam ettirirsin. Bu döner, dolaşır, gider. Bu piyasaya kredi olarak verilen, basılan hayali para, insanları borçlandırıyorsunuz bunun da. İnsanlar devlet için üretmeye başlıyor, çalışmaya başlıyor. Üretimi bu şekilde organize ediyorsunuz. Faiz, tahvil faizini de her zaman vatandaşlardan vergi olarak alınır. Şimdi soru şu. Bu sistem sonsuza dek sürdürülebilir midir? Hatta şu soruyu biraz daha açarak sorayım. Bu sistem para tabanını genişletirken enflasyon da yaratıyor. Yani paranın alım gücünü, insanların alım gücünü de yok ederken sonsuza kadar sürdürülebilir midir? Soru buydu. Şimdi teorik olarak baktığınız zaman sürdürülebilir diye. Çünkü bir açlık sınırı var. İnsanların belli bir alım gücünün bir sınırın altına getirdiğiniz zaman o biter. Peki pratikte mümkün müdür? Onun cevabını da hemen verelim. Bunun pratikte mümkün olup olmadığını anlamak için hemen tarihe bakalım. Tarih uygulanmış bütün fiyat para sistemleri istisnasız olarak hiperenflasyon yaşayarak çökmüştür. Ve bu sistemde mukadderattır, çökecek. Ve 1971'den beri devam eden, yani bir uyku, bütün insanlar şu anda bu para sisteminin içerisinde köleleştiriliyor. Ve bir yani uykunun içerisinde. Doların tüm dünyada hakim olduğu, doların tüm dünyada geçerli tek para birimi olduğu bu sistemde diyorsun. Petro dolar sisteminde bu 1944'ten sonraki süreçten bahsediyorsun. 1944'den 71'e geliyor. 70. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı ama asıl altın vuruş 71 olarak alıyoruz. Diyorum ki o tarihten birkaç sene sonrasında artık insanlar ilk başta bir tepki reaksiyon alıyor ama bir uykuya yatıyor, uyumaya başlıyor ve şu anda bütün insanlar aynı rüyayı görüyor. Ve birisi peki, uyandığı biz zaman emarelerini nerede görüyoruz? Yani nasıl emarelerinden de bahsedeceğim. Onu rakamlarla, grafikler üzerinde anlatayım ki havada kalmasın, afaki olmasın. Şimdi şu enflasyon meselesini bir netleştirmemiz lazım. Parasılınca. Bunu herkes o biliyordur ama yine biz açıklayalım. Bu grafik vardı. 7 numaralı enflasyon diye bir grafik. Onu alabilir miyiz ekrana? 7 numara. Şimdi bakın, ben burada uzun ölçekli bir grafik getirdim. 1910 yılından bugünlere kadar, 15'e kadar, yani 115 evet. yıllık ölçek bu. 115 şimdi, yıllık bir grafik, bir enflasyon grafiği. Gökçen'cim, geçmişte ne kadar geriye bakmayı başarabilirsen, gelecekte de o kadar uzağa, ileriyi görebilirsin. Çünkü zaman döngüseldir. Döngüler vardır hep sürekli. Mesela diyelim başka bir gezegenden dünyaya gelsen, ilk defa gelsen, bir sene kalsan burada, ilkbahar oldu, yaz oldu, sonbahar oldu, kış oldu. Sonra ikinci sene de aynı şey oldu.
Üçüncü sene dersin ki aa şimdi ilkbahar gelecek, aa şimdi yine yaz gelecek, bunu görürsün. Döngülerdir. Ekonomi de bunun gibidir. Hatta Jim Rickards meşhur şey bir tanım yapıyor. Ekonomi psychological, Türkçe'de uyanıcı olmuyor da İngilizce teriminde bir kelime oyunu. Psychological'dır diyor. Olduğu kadar yani psikolojik olduğu kadar psychological'dır diyor. Döngü, cycle döngü demek logic mantık demektir. Oradan yürüttüğün zaman hep bir sonraki adımların ne olacağını bilebilirsin, tahmin edebilirsin. Zaten bugün traderların, brokerların vesaire yaptığı iş de budur. Buna göre yatırım yapıp para kazanırlar. Şimdi bak 1910 yılını alıyoruz. Daha ilk bugünkü sistemin temellerinin kurulduğu ve 1971 yılına kadar geliyoruz. Şu grafikteki çizgiye bir bakar mısın? Evet. Yani şu anda burada enflasyonu gösteriyor. Gittikçe bu 20'ler bu Fed'in kuruluşundan sonra hafif bir artış yapıyor. Evet. Ondan sonra 1944'ler, 50'ler, 71'e kadar burada yani kısmi evet. irade kısmi fiyat olduğu için burada çok aşırı bir yükseliş görmüyorsun ama 70 yılından sonra 71 bak. Aşırı bir yükseliş var. Yani bak şu yani son tarafta, son tarafta yönetmenimizden rica ederim. Şu çizginin yükselişi var ya. Evet. Burada %200 yani 2 katı, %400 4 katı, 6, 8, 10, 12, 24 katına kadar bir grafik vermiş burada yükseklik. Bak buradaki yani mesela buraya aldığın zaman burada %100'e yakın yani burada minicik görünüyor ama evet. ölçek büyük olduğu için burada küçücük gözüküyor. Peki gelin buraya bakalım. Yani 2020. Bu artış nasıl bir artış? Devasa yani, bir artış var yani. Yani bir 100 yıl içerisinde insanların, bu sadece Amerikan halkı olarak düşünme, bunu bütün dünya olarak düşün. Çünkü dünyada ortak para sistemi kullanılıyor. Alım gücünün nereden nereye kadar kaybettiğini görüyoruz. Evet. Şimdi bir tane daha grafik vardı. O da 8 numara. Uçuk bir şey yani. Özellikle yok. 70'ten sonraki sevgili seyirciler evet. aman Allah'ım. Tamam. 8 numara. Evet. Altın şimdi bak bu grafiği inceleyelim. Dolar grafiği. Bize o kadar çok şey anlatır ki. Tarihi anlatır. Evet. Yeter ki okumasını bilelim. Evet. Şimdi buradaki üstteki çizgi doların satın alma gücünü yeşil çizgi. Yeşil çizgi. Alttaki sarı çizgi de kahverengi. Altının değerini evet. temsil ediyor. Şimdi burada dolar gelmiş. Bu da uzun vardı. 1900 yılından itibaren aldım bunu da. Sevgili seyir, maşallah 100 yıllık bir grafik bakıyoruz. Biraz önceki grafik de 100 yıllıktı. Bu grafiğimiz de 100 yüzde yıllık. Yüzde kaç değer kaybetmiş? Alım gücünü ne kadar kaybetmiş ona bakacağız. Şimdi gelmiş buraya kadar. 1930'lu yıllara. Burada ani bir düşüş var. Neden olabilir? Bu 1930, 29'un ardından gelen evet, işte buhrandan evet. sonraki süreç. Bakın burada nerelere gelmiş? %60 seviyesi, %60 seviyesine gelmiş. Değer kaybettiği, alım gücünün kaybettiği değer. Devam ediyor. Şimdi bak burada tarihlere baktığımız zaman da bize yine şey veriyor. Evet. Fikir veriyor. 1970 yılına geldik. 70'lere bayağı. Az önce bahsettiğimiz o kırılma noktalarından işte en önemlisi. Burada ani bir düşüş başlıyor. Ve altının değeri de bak bu şekilde teğet bak. Altının değeri hep stabil sabit, aslında. 1900'lerden 70'lere kadar evet stabil kalmış gider. Altın. Gitmiş. 70'den sonra ne oluyor? Az önce sonra, bahsettiğim evet. altın ve gümüşe hücum başlıyor. Burada bir müdahale geliyor. Bu altın ve gümüş kontratları türevlerle burada manipüle edip bastırmayı başarıyorlar. Ondan sonra o piyasayı kendi altın ve gümüşün fiyatını belirleyebildiği için sürekli manipüle ediyorlar. İndir çıkar, indir çıkar. Bir de ekonomik krizlerde dalgalanmalar yapıyor. Çünkü ekonomik krizlerde paraya güven ortamının kaybolduğu anda yatırımcı güvenli limanlara kaçar. Bu güvenli limanların başında ilk gelen şey de kıymetli metallerdir. Evet. O yüzden bu kriz şeyleri mesela bu kırılma noktalarına baktığın zaman da evet. krizleri görebilirsin. Ve buraya geliyoruz. 2000 yılından sonra da altının sonra, büyük bir artışı var. Doların da tamamen çünkü niye 2008 yılında dünya bir küresel ekonomik kriz yaşadı. Ve aslında o kriz yaşandığında 2008 yılında bu sistem çöktü. Yani adam öldü, ilan edilmedi. Şu anda göz boyamayla o tarihten sonra neler olduğunu birazdan ona anlatacağım. Yani evet. hayret verici şeyler. Yani olacak o şeyler değil ama bunun korkunç yıkım getirecek sonuçları olacak. Şimdi bakıyoruz. 2015 yılını yani bunun devamındaki güncel örnekle getirelim. Evet. Ona da bakacağız. Yani bak o süre içerisinde şeye de bakalım. %100'den başlamıştı. Bak evet. %100'deyken bakın dolar seviye nereye geldi? Bakın yani şu anda şuralara bir yere geldi. Evet. Hatta burada yazıyor muydu? Yüzde net rakamı da var. Yani %1.8 nereye düşmüş alım gücü? Yani sizin 100 liranız varken elinizde
1900 yılında 100 dolarınız varken 1.8 dolarınız varken bugünkü 100 dolar kadar kıymetliydi. Yani bugünkü 100 doları o günün 1.8 dolarına denk geliyor. Şimdi bu değer, az önce enflasyondan bahsettim ya, bu neden yapılıyor biliyor musun? İnsanların bütün alım güçlerini, bütün zenginliklerini bu sistem, bu sistemi kurgulayanlar ve 100 yıldır işletenler çektiler. Sürekli kendilerine çektiler. Goldman Sachs bu altın fiyatlarını manipüle ederken, JP Morgan gümüş fiyatlarını manipüle ederken, fiziki kıymetli metalleri kendileri topladılar. JP Morgan şirketinin şu anda elinde fiziki olarak topladığı gümüş miktarı ne biliyor musun? 150 milyon ons. Yani bir ons eşittir 31.1 grama denk gelir. Bir ağırlık birimidir. 150 milyon ons. Tarihte hiçbir özel kurumun stoklamadığı kadar gümüş biriktirdi. Kontrat satıyor. Fiyatları aşağıda tutuyor. Bastırıyor. Dışarıdan fiziki olanı kendisi topluyor. Ve bunu 2011 yılından sonra yapmaya başladı. 2011'den önce elinde 1 gram gümüş yoktu. Yani bu sistemin çöküşünün sinyallerinden, ama daha bir sonraki grafikte asıl onun ne olduğunu, nasıl olacağını göreceğiz. Çok enteresan, çok enteresan şeyler. Bu grafik yine dolar şimdi, ve bu altın endeksi. Altın dolar endeksi. Yani bu aslında altın dolar rasyosudur. Yani rasyo oran demek. Bu ikisinin birbirine oranı. Şimdi 1907 yine uzun vadede alıyoruz. Bu altın ve doların birbirine nasıl davranacağını bu bize gösteriyor. Geçmişte nasıl davrandıysa bundan sonra da öyle davranacağını anlayabiliyoruz. Şimdi burada 1971'den sonra siyah doları temsil ediyor. Yine altın, sarı altını temsil ediyor. Şimdi geliyoruz, bakıyoruz. Az önce dedik ya, biraz önceki grafikte de vardı zaten. Para tabanı, bir ülkenin para tabanı, yani dolaşımdaki para miktarı artı kredi alacakları, ne kadar parası var. Ve o ülkenin kasasındaki altın miktarı, altın rezervi birbirine teğet gitmesi lazım. Zaten 71'e kadar teğet gitmiş, dümdüz gitmiş. Evet. O hatırla, dümdüz daha o biraz önceki çizgi. Şu iki çizgi hep birbirine teğet gitmek zorunda. Ama manipüle edildiği için bu kontratlarla vesaire sürekli dalgalanıyor. Ama burada buluşuyor. Tekrar buluşuyor, buluşmak zorunda. Bu niye biliyor musun? Mesela bir dere yatağına ev yapıyorsun. Doğaya sen doğal ekosisteme farklı bir şey koydun, değiştirdin, bozdun onu. Dere yatağına ev yapılır mı? Ne olacak? Orada mutlaka bir zaman gelecek, yağmur darmadan edecek, oraya dümdüz edecek, tekrar ekosistemi eski haline getirecek. Doğanın şeyidir bu. Kuralı değil bu. Mi? Tabiatın kuralıdır. Evet. Sen bir şeyi bozarsın, o kendini yine tamir eder, onarır. Bu piyasalar için de geçerli. Ne kadar manipüle ederseniz dedin, onun doğal ekosisteminde kendi hareketlerini yapacak. Su yolunu bulur. Şimdi, su yolunu bulur. Bu da öyle bir şey. Ama bunu kurgulayanlar bunun böyle işlediğini kendileri de zaten biliyor. Yani ondan gafil olduklarını da düşünmeyelim. Geliyor, burada birleşiyor. Ama normalde bu iki çizginin hep birbirine teğet gitmesi lazım. Hep. Tekrar burada yükseliyor. Dolar. Yine birleşiyor. Yine burada birleşiyor. Yine birleşiyor. Burada birleşiyor. Burada bazen bu altın dolar karşısında değeri artıyor. Bazen doların altın karşısında değeri artıyor. Ama hep birbirini dengelemek için tekrar birleşiyor. Geliyoruz yine buraya. Ve 2008'den sonra zaten devasa hareketleri görüyoruz. Yine. 2008'den sonra evet sevgili seyirciler, büyük bir dalgalanma var. Ve bundan sonra ne olacağını nasıl kestireceğiz? Bundan sonra bir grafik daha vardı. Onu da görüyorum. O çok en önemli grafiğimiz o. 10 numara ABD para tabanı. Evet. Bu bize o kadar şey anlatıyor ki 1985 yılından evet. 2018'e kadar. Evet, şu an bu grafik güncel. Kadar. Daha dün yeni aldım bu rakamları. Yani bugün yeni güncel rakamlar. Sıcağı sıcağına sevgili seyirciler. Yani belki Türk televizyonlarında buna çok hiç anlatılmıyor. Sıcağı sıcağına ilk grafik. Belki Türkiye'de onun programın tanıtımında söyle ilk defa konuşulan şeyler bunlar. Evet. Bu çizgi Amerika'daki para miktarını gösteriyor. Para tabanını gösteriyor. Burası doları gösteriyor. Amerika'daki dolar miktarı. Burası şu seviye 400 milyar dolar, 800 milyar dolar, 1.2 trilyon dolar, 1.6 trilyon dolar, 2, 3 trilyon, 4 trilyon diye yukarı doğru gidiyor. Grafik bu. Bu uzun ölçekli. Şimdi 1986 yılında yaklaşık 400 milyar doların yarısı kadar bir para varmış. Evet. Bu fiyat para sistemine geçtikten sonra 71'den sonra parayı basmaya başlıyorlar. Geliyoruz 1900
90'lı yıllara geldiğimiz zaman bu para şeyi 2 misline çıkıyor bak. 200'den 400 milyar dolara çıkıyor. O süre içerisinde korkunç bir para basmışlar. Bu çok ciddi bir rakam aslında 200 milyar dolar. Bu 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Geliyoruz 2000. Gittikçe artıyor. Gittikçe artıyor. 2008'inde görüyoruz. Kaç rakam burada nereye denk geliyor? 800 milyar dolara geliyor. 800 milyar. Korkunç bir rakam. Amerika'nın 2008 yılında bastığı bütün para 800 milyar dolardı. Tarihi boyunca bastığı bütün para. Amerika o parayla 800 milyar dolarla Amerika oldu. Dev oldu. Düşünebilir. Ama 2008 krizinde öyle bir şey oluyor ki sistem artık dayanmıyor. Çöküyor. Ölüyor. Adam ölüyor. Az önce bahsettik ya ama daha ilan etmiyorlar. Nasıl gizliyorlar peki bu adamın ölümünü? Para basarak. Devasa miktarda para basıyorlar. Yani 1986'daki miktara bak. Kaç bir katın arttı. Yani 2008'den sonraki artış tahayyül edilemeyecek bir artış. Bak şuradaki kırılmalara bak. Ve şu an geldiğimiz bugün buradayız. Bugün 3.7 trilyon dolar Amerika'da şu anda para tabanı basılmış durumda. Ve ne yapmaya çalışıyorlar? Bu geri çekmeye çalışıyorlar. Bunu burada görebiliriz. Şurada para taban daraltması. Buna para sağ taban genişletmesi deniyor. Aşağı yönlü hareket olduğu zaman para tabanı daraltması yapıyoruz. Şu anda ve her birinin şeyinde tepki görüyor. Tekrar para basıyorlar. Daraltma genişletme, daraltma genişletme. Burası da bir dalga ama çok oluyor. Zor. Daraltma. Eski seviyelerin daha aşağı çekmeleri. Ve bak Gökçen. Şurada gördüğümüz şu minik hareketler var ya. Evet. Minik hareketler. Burada küçük görüldüğüne bakma. Bu devasa bir ölçekli. Hem uzun vadeli hem de rakam olarak çok büyük ölçekte olduğu için. Burada her minik bu santimetrelerde yüz milyarlarca dolarlardan bahsediyorum. Yüz milyarca dolarlık hacimler bunlar. Şu küçük şeyler. Ve şu anda aşağı iniyor. Ve bu dünyadaki para piyasasını o kadar tehdit ediyor ki. Hatta bu büyük gelecek olan büyük depremin bu öncü sinyalleri. Artçı depremler vardır, evet. Öncü depremler vardır. Bizim bu Türkiye'deki hareketler de aslında böyle bir şey. Bu küresel bir kaynağı var ama sadece o kadar değil. Yani bizim içeride de problem var. Ciddi problemler var. Bizim kendi ülke olarak hatalar. Üretim ekonomisinde değil de borç ekonomisiyle yürüyor olmamız vesaire. Burada ama bir de önemli bir ayağı bu Amerika para tabanındaki şu devasa. Evet. Küçük görünse de korkunç miktarda. Ve bu aşağı geldiği zaman şimdi istersen çok önemli bir... Sen bir soluk al hem de bir reklam aramız var. Tamam. Yönetmenimiz bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Az önce demiştim ya altının fiyatı nasıl hesaplanır diye. Evet. Para tabanıyla bu ikisi teğet ya. Para tabanı alırsınız işte 3.7 katrilyon dolar eşit bölü Amerika'nın altın rezervi gerçek değerini bulursunuz. Şu anda fiyatlar baskılanmış dedim ya. Kontratlara baskılanmış. Şu anda altının ons fiyatı, bir ons altının fiyatı 1300 dolara yakın. 1296 dolar bugünkü fiyatı. Dün gece hesapladım altının gerçek değerini. Gram vereyim ben, kafa karışıklığı olmasın. Bugün bir gram altın ne kadar? 190'lar civarı. 90'lar civarında değil mi? Evet. Gerçek değerini söyleyeyim mi size? Bir gram altın gerçek 204, değeri bugün... 204 lira. Bir tamam. Gram altın fiyatı o. Evet. Fiyatı gerçek yani. Değerini söylüyorum. 2130 lira bir gram altının gerçek değeri. Bir gram altının gerçek 2130 lira. 30 lira bunlara göre hesapladığınız zaman az önce o çizgiler sürekli birleşmek zorundaydı ya. Ve bir dahaki birleşimde biz bunları göreceğiz. Ama altın fiyatı biliyorsun dediğin gibi hep dibe itilmeye çalışıyor. Evet. Ama gerçek fiyatı da... Gökcan burası çok önemli. Tekrar söyleyeyim. Az önceki grafikte... Para tabanını temsil eden çizgiyle altını temsil eden çizginin sürekli kesişmek zorunda olduğunu söyledim. Ve tekrarda bundan sonraki bir dönemde, bir tarihte, bilmediğimiz bir tarihte tekrar birleşmek zorunda ve birleştiği zaman olacak rakamı söylüyorum. 1 gram altın 2130 lira. Evet. Daha dünkü rakamlarla hesapladım. Evet. O günkü para tabanı değişirse rakam da değişir, hesap da değişir ama aşağı yukarı böyle bir rakamdan bahsediyor. Evet sevgili seyirciler siz de dinliyorsunuz ve hayretler içindesiniz değil mi? Ben de hayretler içerisindeyim. Çok önemli konular var. Türkiye'de ilk defa duyduğunuz şeyler bunlar ama gerçek şeyler. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünyadaki dolar sistemini, petro dolar sistemini konuşmaya devam ediyoruz. Hamza Yardımcıoğlu ile çok önemli bilgiler veriyor Hamza Yardımcıoğlu. Yani ben şaşırdım. Gerçekten çok önemli ve aslında yaşadığımız ve yaşayacağımız küresel krizinde belki
Yarın tüm dünya bir küresel kriz yaşadığı zaman biz biliyorduk diyebilirsiniz. Çünkü burada Hamza Bey gerçekten çok detaylarıyla ve biraz önce yönetmenimiz de onları veriyor. Grafiklerle anlatıyor. Bunlar hepsi, mesela bu grafiğimiz daha 2018'i 1986'dan 2018'e kadar Amerika'da basılan total doları gösteriyor. Daha dün bir iki gün önce yayınlanmış bir grafik bu, sağ olsun Hamza burayı getirdi programımız için, bunu açıkladı, anlattı. Tabii Türkiye'de çok konuşulan şeyler değil bunlar. Çok konuşmaya müsait olan şeyler de değil. Herkes de bunu konuşamıyor. Herkesin bu kadar bilgisi ve birikimi de yok. Onun da altını çizelim. Çok önemli şeyler söyledin Hamza'cığım. Peki şimdi, şunu sormak istiyorum sana. Yani Rusya diyoruz, Çin diyoruz. Bunlar çok büyük devletler. Bunlar da konu ediyoruz. Peki bu dolara, petrodolar sistemine karşı bu devletler harekete geçiyor mu, geçmiyor mu? Bunlar ne yapıyor? Şu anda bu yaklaşan küresel felaketin bütün büyük devletler artık farkına vardılar ve altın ithalatlarını ciddi miktarda artırdılar. Sadece altın değil, gümüş ithalatlarını da. Özellikle bunların başında Rusya geliyor, Çin geliyor, Hindistan geliyor, Türkiye de yapıyor bunu. Ve Rusya'da bundan bir buçuk ay kadar önce çok enteresan bir olay oldu. Rusya ellerindeki altın depolarının fotoğraflarını servis ettiler medyaya. Yani bu normalde olacak bir şey değildir. Paletlerin üzerinde yığılmış tonlarca altının ve gümüşün resimlerini servis ettiler. Şimdi bunun örneğini alalım. Amerika'da Fort Knox askeri üstünde saklandığı söyleniyor. Bırakın bunları böyle yerlerden, içeriden görüntünün dışarı geçmesini, bir kilometre önünden geçemezsiniz. Çok ciddi korunaklı mekanlardır. Peki Rusya neden böyle bir şey yaptı, servis etti? Yani diyor ki bu kriz dünyayı vurduğu zaman ben sağlam dağ gibi burada duruyorum kardeşim. Bak elimde para var, altın var, gümüş var diyor. Benzerini Çin yapıyor, resim yayınlamadı. Ama kendi ellerindeki stokları ve maden rezervlerinin miktarlarını yayınladı. Şimdi bunlar boşu boşuna ortaya atılan bilgiler değil. Bu 4 trilyon korkunç bir rakam diye bahsediyoruz ya. Bunu yapan 2008'den sonraki süreçte sadece Amerika Birleşik Devletleri olmadı. Aynı şekilde Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri, Çin, Japonya mesela devasa miktarlarda fiyat para üretimine gittiler kendilerini ayakta tutabilmek için. Ve öyle bir borç balonu oluştu ki, yani bu sadece Amerika'daki boyutundan bahsediyoruz işin. Bunların toplamı devasa bir bono balonu oluştu. Trilyonlarca, yüzlerce trilyonluk bono balonları oluştu. Ve bu bono demek, tahvilin İngilizce olarak kullanımını biz bono şeklinde geçiyor. Devlet borçları demek. Bonolar devlet borçlarıdır. Ve devletlerin ödeyemeyeceği kadar borçlar şu anda ortada. Ve bunlar ne zaman patlar bu konuşuluyor. Ama şu anda bir süreç devam ediyor oraya giden. Ama bundan daha korkunç, inanılmaz vahim bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi bakın, dünyada bütün varlıkların değeri hesaplanıyor tahmini olarak. Yani varlıklar derken bunun içerisinde evler, arabalar, araziler, fabrikalar, içindeki makineler, dünyadaki her şeyin değeri ne biliyor musun tahmini? 300 trilyon dolar. Tüm dünyayı satışa çıkarsak diyorsun 300 trilyon dolar. Dünyayı satsan 300 trilyon dolar ediyor. Dünyada bono değil, başka bir piyasadan bahsediyorum. Türev piyasası. Bu sadece altın gümüş türevi değil. Kredi alacaklarının türev satışları vesaire. Bu kadar çok taahhütlü kontrat satıldı ki, miktarı ne kadar biliyor musun? 2,5 katrilyon dolara yakın bir rakam. Güncel rakamlar 2,5 katrilyon dolar civarında. Yani dünyayı 7 kere satsan bu borcu ödeyemiyorsun. Eğer bu bono balonu bir şekilde patlarsa, ki oraya doğru gidiyor. O yüzden altın gümüş devreye giriyor. Ve o ilerleyen süreçte türev balonu tetikletip onu yıkarsa ve bunlar geri, o taahhütler geri istendiği zaman ödenebilecek bir şey değil ki. Dünyayı 7 kere satsan ödeyebileceğin bir şey değil. Bu 2,5 katrilyondan bahsediyoruz. Ve bu türev piyasasındaki balon reel piyasaların sırtına devrildiği anda, bu enkaz ortaya çıkacak hiper enflasyonun artık yani hesabını bile yapmaya gerek yok. Yani bunun bir yakın benzer örneğini işte en yakında şeyde yaşamıştık. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrası Weimar Almanya'sında yaşadık. Bir örnek anlatayım size oradan. Bir tane çocuk otelde çalışıyor, bellboy. Bir gün bir müşteri geliyor, cömert bir müşteri. Buna bir ons, işte bir veyahut da bir şöyle bir altın para
yani coin Türkçesi nedir? Para, bozuk para gibi. Altın madeni ama altın para madeni veriyor. Para veriyor. Evet, madeni para veriyor altın. Bu çocuk bunu satmıyor. Ve orada çalışmaya devam ediyor. Muhafaza etmiş altınını. Ve Weimar krizi geldiği zaman vurup ardından da hiperenflasyonu döndürdüğü zaman o dönemin arşiv görüntüleri var. Böyle o dönemin Alman marklarını balya balya atıyorlar böyle. Getiriyorlar, bankalar atıyorlar. Ve kıymetli metallerin değeri artık uçuyor. Yani hiçbir şeyle satamıyorsun. İnsanlar parayı da harcamıyor. Korkunç bir ekonomik ortam. O bahşiş aldığı altın parayla çocuk oteli satın alıyor. Çalıştığı oteli. Bu gerçek bir hikaye. Meşhurdur, anlatılır yani. İktisatçılar arasında. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Yani ve az önce ben mesela hesap yaptığım hesapta söyledim ya, altının 1 gram bugün gerçek değeri dedim, fiyatı değil. Değeri 1 gram 2100 lira falan. 130 lira diye söyledim, evet. Ama o az önce grafikte de vardı. Çizgi birleştiği zaman tekrar düz devam etmiyor. Ne kadar dibe gitmişse o kadar sıçrama yukarı yapıyor. Ne kadar yüksekteyse öbürü o kadar dibe gidiyor. Evet. Yani gerçek değerin 2 katına bile çıkabiliyor. Bu 1973-74 yıllarında oldu Amerika'da. Bu iradi paraya geçişten sonra altın fiyatının gerçek para tabanının normalde yarısı olması gerekenken değeri 2 katına çıktı. Yani burada bu bahsettiğim rakamın da çok çok üstüne çıkabilecek bir durum var. Bu bahsettiğim kriz geldiğinde Amerika'da uzun zamandır 2008'den sonra gidiyor süreçte çok saygın, sadece Amerika'da değil Avrupa'da, Japonya'da saygın ekonomistler bunu anlatmaya başladılar. Yıllardır bu konuları konuşuyorlar ve bu benim söylediklerim, yani ben icat ettiğim şeyler değil. Dünyada konuşulan şeyler, akademik düzeyde, konferanslarda vesaire yıllardır, ama son dönemde ne oldu biliyor musun? Artık bunlar sadece ekonomistler tarafından, ekonomi yazarları tarafından değil, siyaset yazarları tarafından Amerika'da artık yazılıp çiziliyor. Bu felakete, küresel felakete giden süreç yazılıyor, çiziliyor. Bu borç gerçekten, rakamlar ortada, matematik var, ödenebilecek bir şey değil. Hatta programın başında hani ortalarında dedim ya, bir düşünce deneyi yapalım. Bakalım, evet, bu sistem sürdürülebilir mi, sürdürülebilmez mi? Fiyat para sistemi sürdürülemiyor. Ne teorik olarak ne de tarihteki örneklerine baktığın zaman pratik olarak sürdürülebilirliği yok. Ve bunun sonuna geldik. Bütün herkes aynı rüyayı görüyor. Ama uyandığımız zaman bu çok ağır faturalar olacak. Bütün dünya açısından. Bak bugün Venezuela'da bir küresel bir hiperenflasyon yaşandı biliyorsun. Evet. Bir ekonomik kriz yaşandı, çöküş. Ve Venezuela'da mesela ben oradan gelen görüntüleri izliyorum. Motorlu insanlar işte çete kurmuşlar. İşte 20-30 tane motor gittiler yolda, bomba gibi böyle paçatapat gibi şeyler attılar. Şeyi, şeker kamyonunu durdurdular. Saldırdılar, indirdiler şoförü, yağmaladılar. Başka bir görüntüye bakıyorum. Belgesel, hayvan belgeselleri oluyor vahşi hayatta, onun gibi. 20 tane adam ellerinde taşlar, sopalar, bir tane ineğe saldırdılar. Bunun görüntüleri var, YouTube'da seyircilerimiz gitsin baksın. İneğe vuruyorlar, tamam, taş atıyor sopa, inek bir an dönüyor, onlar geri çekiliyor, sonra tekrar vuruyor falan. İneği devirdiler. Devrilince atladılar üstüne, hepsi kesmeye başladı, parçaladılar. Parçayı koparan götürüyor, açlık bak, insana neler yaptırır. Bu kaos görüntüleri, bugün bize Venezuela gibi yerlerden gelen kaos görüntülerini, yani bu kimse korkutucu gelebilir ama, evet, bu dünyanın her yerinde. Yalnız Amerika'da Arizona eyaletinde 2013 yılında Phoenix'te bir askeri tatbikat yapılıyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Tanklar sokaklara iniyor, helikopterler falan. Ama bunun bir öncesinde Arizona eyalet meclisinde şu tartışılıyor. Para sistemini biz altın ve gümüşe geçsek. Şu anda eyaletler ciddi, eyalet meclisleri yani merkezi FED sisteminden ayrılıp kendi para sistemlerine geçmenin tartışmalarını yapıyor. Ve bunun üzerinde zaten 2013'teki tatbikat, Amerika diyor ki, Pentagon, bir savaş oyunu yapıyorlar. Eğer Amerika'daki bir eyalet Amerika'dan ayrılmak isterse ne olur? Üzerine tatbikat, bu tatbikat gerçek. Amerika'da bile bu kadar böyle bir kritik durum var. Ve oradaki fiyat para sistemi, hayali havadan üretilen para düzeni Amerikan anayasasına bile aykırı. Anayasasında var altın ve gümüştür diye. Ama şimdi sen dediğin zaman hadi altın ve gümüşe geçelim. Aslında doğru olan budur. O, ve sistem yine kendisini oraya resetlemek zorunda diyecek, ama bu o çöküşün artık fitini, dinamit patlayacak ya, fitini yakmak gibi. Yani bu tetikleyiciyiz. Ama olacak yani. Bunu istersen geçelim, desen ki ben geçeyim bu sisteme, ister geçmeyeyim fark etmez. Ha, geçtiğin zaman sancılı olur. Bu şey gibi, dişin ağrır ya. Hep sürekli ağrıyor.
korkuyorsun dişimi çektirmeye. Yani çünkü bir sefer çok acıyacak ya. Ama bir sefer çok acıktan sonra normal o sistemi kendisini o ağrısı geçer. Normal bir seyre dönüşür. Bu da onun gibi. Dünya da onun gibi yani ekonomi düzeni. Peki yani tüm dünya bundan etkilenecek. Yani doların böyle mutlak bir hakimiyetin olmadığını sen söylüyorsun. Çok da önemli işte süreçte. Petrolden mesela gücünü alıyor. Petrodolar evet, sistemi diyoruz ya. Evet. Bak Çin'de şu anda yuan kontratlarından bahsediliyor. Altına dönüştürülebilen konvertibilden falan bahsediliyor. Rusya öyle. Bak şimdi kendi para birimleriyle altınla ticareti yapılmasından falan bahsediliyor birçok ülkelerden. Ya Saddam zamanında diktatördü. Savunmak için söylemiyorum. Veyahut da Kaddafi bu tür adamları savunmak için söylemiyorum. Adam kendi parasıyla veyahut da altınla yani doları diskalifiye ederek petrol ticareti yapmayı gündeme getirdi. Evet. Adam gitti. Kaddafi aynı şekilde gitti. Peki. Yani bu hangi? Ama bir yerden sonra durdurulabilir değil. Artık işin içine devler girdi, Çin girdi. Peki ben şunu merak ediyorum işin açıkçası. Yani tamam bu bir küresel bir kriz yaklaşıyor, geliyor. Ama Türkiye'de yani Türkiye'de bunun önlemi alındı mı? Yani Türkiye'de çok mutlaka saygıdeğer, saygın bürokratlarımız var, devlet adamlarımız var. Yani ki sen çeşitli mecralarda bunları yazıyorsun ki bu koltuklarda oturan insanların bu kitapları okumaları lazım. Şimdi senin yazdığın bu kitap bugün Amerika'da dahi satılıyor bu kitap. Yani bunları mutlaka okuyorlardır diye düşünüyorum. Türkiye'de şöyle bir durum var. Şimdi bunlar okunsun diye şey yapıyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir felaketin yani şimdi karşı, dolar sürekli olarak artıyor. Lafını kesiyorum belki ama hani birazcık daha güncele gelirsek yani doların nereye gideceği bilinmiyor şu anda Türkiye'de. Yani dün akşam biliyorsunuz Japonya'dan bir satış geldi. İnsanlar 4.80 en son yani. İşte en son Merkez Bankası faiz arttı, borç faizleri Merkez Bankası açıkladı. Biraz müdahale etti. 4.57'lere geldi ama yine yüksek dolar. Yani yine efendime evet. Söyleyeyim şeyi bozdu, yani tadını kaçırdı. Şöyle eğer yani böyle bir gidişatta Türkiye niye bu pozisyona geldi ve bu pozisyondan sonrası ne olabilir geldi? Sence? Çok basit bunun bir cevabı var. Türkiye'nin bunu düzeltmeye gücü yok ama niye yok? Soru. 2008 krizinden sonra az önce gördük ki devasa miktarlarda evet. Paralar bastılar. Bu şirketlerin Lehman Brothers gibi batan şirketlerin içinde doğdurdular. Onlar da dünyaya krediler olarak dağıldı ve bir sıcak para akışı dünyada oldu. Yani bir şey gibi yaz rüzgarı mı denir? Yani suni bir esinti oldu. Meltem güzel bir oldu. Meltem suni bir şey oldu. O esnada 2008'den sonra o Türkiye'de oradan faydalandı o sıcak para girişinden. Ama bu sıcak para girişi olduğu zaman, o hareketlenme olduğu zaman Türkiye'de politika üretime yönlendirilmedi. Yani üretimi teşvik etmedi. Mesela bu parayı üretime aktarmadın, kanalize etmedin. Ne yaptınız? Biz Türkiye olarak bu parayı betona gömdük. Ve beton üretim değildir. Yani bu büyümeyle kalkınma da karıştırılıyor. Burada bir es veriyorum. Betona gömdük ama yani betona gömüldü ama insanlar yine kiracılıktan kurtarılmadı ki. Yani tamam betona gömün kardeşim. Doğru, haklı. Diyelim ki betona gömülsün ama insanlar kiracılıktan kurtulsun. Evet. Yok yani kiracılıktan bir daireden 1 milyonu İstanbul'da yani daire var. Bir borç aldı. Belli çevreler buralardan beslendi. Ve en sonunda ne oldu? Bu borç, yani o paralar yani, betona yatırıldı ama halka da inmedi o beton. İnmedi. Aynı şekilde çok korkunç yani. Bunun hiç bir tarafından tutulur yanı yok. Sen üretmezsen sürekli borç alıyorsun. Bunun ödemesi geldiği zaman yine borç alıyorsun. Böyle bir şey yok ki. Yani üretmediğin sürece sen buna karşı hiçbir şekilde güçlü olamazsın. Bir kere senin 53 milyar dolar bugün cari açığın var. Yani ithalat ve ihracatın arasındaki fark senin 53 milyar dolar. Satın aldığın ve sattığın arasındaki açık yani. Bu senin cari 53 milyar dolar sen ödeyebileceğin, Türkiye'nin ödeyebileceği bir para değil. Nasıl 450 ödeyeceksin? Milyar dolardan fazla senin borçların var. Kamu, özel sektör borçları. Yani nasıl ödeyeceksin? Ancak tek bir şey, bunu dışarıdan borçlanmayla, yine borçlanarak ödeyeceksin. Üretim yok. Yüksek faizle. Ya böyle bir şey yok ki yani. Sen diyorsun ki, hadi ben faiz arttırayım. Faiz arttırınca ne olur? Doların işte ateşini düşürün falan. Hayır, öyle bir şey yok ki. Geçici bir çözüm olur. Sadece geçici olarak düşürürsün. Faiz arttırdığın zaman sen kendi ekonomine zarar vermiş olursun. Kendi üreticinin girdilerini artırmış olursun. Enflasyon olarak karşına çıkar. Enflasyonun altında faiz zaten tutamazsın. Bu da direkt yine doları yükseltir. Bu sürekli bu kısır döngü. Yani bu paradoks. Sen üretmeden borç diye böyle bir hayatım devam ettiğin diye bir şey yok. Yani sen kardeşim bunu satmadan, bu sattığından aldığını parana koymadan diğer yaptığın şeylerin hepsi evet. Lafı güzel. Yani mesela efendime söyleyeyim
cumartesi günü yanılmıyorsam kraliyet ailesinin düğünü vardı. Prens Harry neyle geldi? Düğüne yanılmıyorsam araçlardan biri Mercedes'ti mesela. Dikkatimi çekti. Yani İngiliz kraliyet ailesinden bile, tabii onların eski araçları da kullanıldı ama benim orada gördüğüm ya da özür dilerim. Bu yine Kuzey Kore liderinin makam aracı. Mesela orada gördüm mesela Mercedes. Yani burada şunu niye söylüyorum? Mesela Almanya satmış bunu Kuzey Kore'ye. Kuzey Kore'den para almış. Evet. Efendim İngiltere'ye satmış. İngiltere'den para almış. İngiltere ona satmış. Ondan para almış. Şimdi biz ne satıp sevgili seyirciler para alacağız, kasamıza koyacağız ki borcumuzu ödeyeceğiz. Evet. Yani üretmeden ne yiyebilirsin ki yani? Yani bir şey ekeceksin, buğday çıkacak, yiyeceksin. Üretmeden tüketemezsin. Yani öteki türlü alavere dalavere olur. Sonra da bunun ağır olur. Sonra da bir ağır bir kriz olur. Ve sen böyle bir ortamda, böyle kırılgan bir ortamda, kırılgan beşli diye bir şey var yani cari açığı yüksek ülkeler. Türkiye bunların içerisinde. Arjantin'den sonra risk seviyesi olarak yüksek ülke görülüyor. Ve Jim Rickards'ın, Jim Rickards Amerika'da para savaşları danışmanlığı yapıyor. İstihbarat Örgütleri Birliği'ne. Kitapları da dünyada okunan, en çok satan, çok saygın ekonomistlerden biridir. Yeni kitabı da Türkçe'ye çevrildi. Bizi izleyenler ilgilenirse de tavsiye ederim. Çöküşe giden yol diye Türkçe'ye tercüme edildi. Onun geçenlerde bir makalesi yayınlandı. İngilizce bir makale, Türkçesi yok onun ama orada şöyle bir ifade kullanıyor. Türkiye diyor, bu gelmekte olan bahsettiğimiz küresel krizin için kömür madenindeki kanaryadır diyor. Böyle bir tabir kullanıyor. Şimdi bir deyim İngilizce'de. Kömür madenindeki kanarya şu anlamda kullanılıyormuş. Eskiden daha bu teknoloji, gaz ölçen cihazlar falan olmadan önce kömür madencileri madene indikleri zaman bir kafesin içerisine kanaryalar koyarlarmış ve öyle ilerlermiş. Çünkü o madende zehirli karbonmonoksit gazı ilk önce kanarya etkilemiş, ölürmüş kanarya. Sen onu gördüğün zaman bu bir sinyal olurmuş ve sen oradan kurtulma şansın, işte gerekli tedbir alma şansın varsa ona göre alırmışsın. Türkiye gibi, başta da Türkiye, hatta özellikle Türkiye özelinde söylemiş ki bu adam Türkiye'de iyi de bilen bir adam, bir Türkiye analizi yapmış ki ben gördüm şaşırdım yani. Defalarca da gelip gitmiş bir adamdır. Bu büyük küresel krizin kömür madenindeki kanaryasıdır diyor. Yani ve bunları bir arada koyduğun zaman Türkiye'deki bu hareketlilikleri de aslında yaklaşan küresel felaketin öncü depremleri olarak da okuyabiliriz. Ama tek başına dışarıya atmıyoruz suçu. İçeriye de değil. Yani ikisi bir de. İçeride de problem var. Nereden tutsan elinde kalıyor. Ama dışarıda da böyle bir korkunç bir tablo var. Rakamlarla baktık. Grafiklerle. Matematik yalan söylemez. Rakamlar yalan söylemez bize. Her şey önümüzde. Böyle bir tablo var. Doğru yapılması gereken her şeyi bir araya koyup doğru bir şekilde okuyabilmek. Geçmiş hep döngülere baktığınız zaman bundan sonra olacakları da görürsün ve karşımıza böyle bir vahim tablo çıkıyor. Allah sonumuzu hayırlısın diyoruz. Evet. Ya bize ayrılan sürenin sonuna geldik tabii. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Özellikle başka söylemek istediğim bir şey var mı? Buna karşı Türkiye dünyadaki ekonomik tabloyu aslında iyi için petrodolar sistemini iyi anlattın. Belki Türkiye'de tabii... Şöyle bir şey ekleyeyim o zaman. Madem süremiz az kaldı ben de böyle bir toparlamak için söyleyeyim. Ben normalde iktisat okudum ama iktisat disiplininden geliyorum ama benim çalışma alanım dinler tarihidir. Ben yıllarca dinler, astronomi ve dinler tarihi. Çünkü ikisi birbiriyle çok ilişkilidir. Gökyüzü ve dinler. Yıllarca bunları çalıştıktan, bu konuda birçok kitaplar da yazdıktan sonra şunu fark ettim. Para bir dinmiş. Para, bunu mecaz olsun diye söylemiyorum. Bunu literal anlamda söylüyorum. Para bir dindir. O yüzden dinler tarihi ile birlikte incelenmesi gereken bir şey olduğunu fark ettim ve ben bu işe öyle girdim. Evet. Ve en son kitabımda da zaten bunlardan bahsettim. Ve paranın aslında bugün konuştuğumuz teknik kısımlarının dışında ezoterik inanılmaz ya, kısımları var. İşte doların, ve gökyüzündeki bir takım yıldızlar, oradaki bir takım varlıklara. Peki doların tanrılar, üstündeki o işte Illuminati simgeleri, işte bu işte evet. Senin daha önce son olarak peki şöyle bir şey yapalım mı programı kapatırken bir iki dakikan varsa. Tabii, bu resimlerin arasında bir tane şey vardı. 1988 Ekonomist kapağı diye Ekonomist dergisinin kapağı. Ekonomist dergisinin bir kapağı var. Orada Kartal vardı. Kartal. Yani. Onunla ilgili bir iki cümle edelim mi? Tabii. Bu kapak evet. Bu kapak. Bu 1988 yılında Rothschild'lere, bu küresel sermaye elitinin başındaki olan, aileye ait olan derginin kapağında yayınlanmış bir fotoğraf. Ta 1988'de yayınlanmış. Bundan 40 sene mi? 30 sene mi oluyor? 89, 30 sene önce. Ve şöyle bir resim koymuşlar. Bir Kartal Phoenix. Boynunda bir para var. Zaten 10 Phoenix diyor. 10 Phoenix parası. Ve altın bir para.
o kartalın ayağının altında değişik fiyat para, bir kağıt paralar, anlamsız kağıt paralar yanıyor. Ve yukarıda da diyor ki get ready for a world currency, yani bir dünya parasına kendinizi hazırlayın diyor. Hazır olun diyor. Ve enteresan olan şu paranın üzerinde bir tarih yazıyor. Tarih yazıyor. Baskı, evet, basıldığı tarih. Ne yazıyor görüyor musunuz? 2018. 2018 yazıyor. Çok enteresan. Kapak kaç? 1988. 30 yıllık bir projeksiyon. Şu evet. an karşımızda duruyor. Peki hemen onu soralım. Bu peki bunun arkasındaki sermayedarların menşei hakkında ne düşünüyorsunuz? Hep konuşuyor bu işte Goldman Sachs'lar, Merrill Lynch'ler. Evet. Onu da söyleyelim. Zaman, bu hep Yahudi aileler denir ama aslında Yahudi aileler arasında da ayrı bir özel bir kol var, bir soy var. Mavi kan falan da derler ya bunlara. Bunlarla ilgili araştırdığınız zaman zordur kaynaklara ulaşmak ama cennetten kovuluş hikayesine kadar dayanan bir serüveni görürsünüz. Bir özel bir soyun, bir ailenin, bir hanedanın veyahut da bir silsile devam eder. Diğer Yahudileri bunlara karıştırmamak lazım. Yani tamamı değil. Onların da üstünde bir şey. Bu İsrail'i, İsrail demiyorum, İsrail'in sahipleri diyorum. Bakın Balfour Deklarasyonu evet. İsrail'in kuruluş taahhütnamesidir. Dear Lord Rothschild diye başlayan bir hitapla yazılmıştır. Sayın Lord Rothschild diye. Böyle bir gruptan bahsediyoruz. Ama şu kapak gerçekten çok ilginç. Yani 30 sene sonra bir yangın da var orada. Yani o paralar, bütün hep paralar yanıyor. Ve orada bir evet altın şeklinde bir 10 feniks var. Enteresan. Çok enteresan. Sevgili seyirciler, tabii benim 20 yılı yakın aşkım bir dostluğumuz var Hamza'yla. Kendisi çok derya bir isim. Biz çeşitli zamanlarda kendisiyle sohbet ediyoruz, bilgilerinden istifade ediyoruz sağ olsun. Ama siz de bu bilgilere bigane kalmayın. Bu Köleler ve Efendiler kitabını, Hamza Yardımcıoğlu'nun bu kitabını mutlaka okuyun. Çok enteresan bir şey var arkasında. 1960'larda maaşıyla 28 adet cumhuriyet altını alan bir memur. 1960 yılında bir memur 28 adet cumhuriyet altını alıyor. Peki bugün bu memur sadece 3 tane cumhuriyet altını alabiliyor. Bakın 1960'ta 28 cumhuriyet altını alan memur bugün 3 tane alabiliyor. Peki neden? İşte bu sorunun cevabını ve diğer zihninizde oluşan soruların cevabını bu kitapta bulacaksınız. Çok önemli bir kitap. Önemi nereden anlaşılıyor? Bugün Amerikalılar da bu kitabı okuyorlar. Biz daha erken okuyalım. Biz hemen okuyalım. Biz işi başka ülkelerde yayın evleri de istedim. İnşallah başka dillere başka de çevirecek. Başka ülkelerde mi yayınlanacak? İnşallah. Ama önce tabii Türkçe bassın. Bu da Türkler olarak bizim bundaki keyfimiz olsun. Önce biz okumuş olduk. Hep onların yazdıklarını biz okuyacak değiliz ya. Biraz da onlar bizim yazdıklarımızı okusun diyelim. Hamzacığım çok teşekkür ediyorum. Ben tabii, teşekkür ederim. Saatlerce seninle program yapılabilir, konuşulabilir. Tanıtımlarda da zaten çok ilgi vardı. İnsanlar seni televizyonlarda görmek istiyor, ekranlarda görmek istiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Sevgili seyirciler, bu haberin var mı? Bugün herkes Türkiye, dünya, Türkiye doları konuşuyor ama biz doların biraz arka planına baktık. Dünyadaki petrodolar sistemine baktık ve doların tek vazgeçilmez bir para birimi olmadığını da söylemiş olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.